Flash TV'den sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Beni ikna et programımız başladı. Bugün günlerden Perşembe ve çok sevgili dostumuz, gazeteci Sayın Mehmet Mert'le birlikteyiz. Ama çok değerli Skype'la bağlantı yapacağımız konuklarımız olacak. CHP İstanbul Milletvekili değerli hukukçu Sayın Turan Aydoğan bizle birlikte olacak. Ardından emekli büyükelçi Sayın Onur Öymen'le görüşeceğiz. İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmeleri. Gündem yoğun, ülke yoğun. Siz yoğunsunuz Gülgün Hanım maşallah. Ben hep yoğun. Nasıl yetişiyorsunuz böyle programlara, derslere, Skype'lara, YouTube'lara? Bravo. Ama siz de öylesiniz. Ben hani yayınlarda sadece sizinleyim. Diğer konularda ben daha çok serbestim, seyirim. Yayından yayına şöyle kravat takıyorum ama sizi maşallah her gün. Efendim evet. Şimdi... Hakikaten çok ilginç aslında hani yarım asır aşan bir yaşıma rağmen aslında Türkiye'de her gün her zaman ilginç zamanlardan geçiyoruz ama gerçekten bu 2022 çok ilginç olacak bütün dünya için. İşte Rusya, Ukrayna, Çin'de yeniden pandeminin patladığı, virüsün patladığı konuşuluyor. Her gün yeni yeni virüsler duyuyoruz. Bir taraftan serbest kaldı maskelerimiz, aşılarımız. Aşı olan arkadaşlar diyor ki Mehmet Bey galiba biz boşu boşuna aşı olduk. Benim arkadaşım aşı olmadı. Daha mutlu, daha huzurlu. Hayır diyorum. Yani her Hayır. Kesinlikle bu aşının yapılması şart. İşte bize bir sıvı zerk ediyorlar. Yok içine çip konacak falan dendiği gibi bir de neydi o? Erbakan'ın oğlu siyaset sahnesinde dolanıyor. Yok aşı olanların çocukları maymun gibi doğacak, kulağı öyle gözü böyle çıkacak diye akılla gırtlak gırtlağa gelen ifadeler. Gereksiz saçmalıklar. Tabii Tansu Çiller o partiye talip galiba. Parti satın alma diye bir model geldi karşımıza değil mi? Şimdi alacak ve başına mı geçecek? Aynen öyle. Satın almalar, başka insanlar da duyuyoruz. İşte... Mesela Turgut Özal teklif etti birkaç partiye. Olmadı. Sanırım yeni bir parti kuruyor. Ahmet Özal. Evet. İsim değişikliğiyle yeni bir partinin ilk parti genel başkanı gibi bir anonslar duydum geçenlerde. Tansu Çiller için Demokrat Parti genel başkanı çok ilginç bir cümle kullanmış. Hani bir taraftan garipsedim. Bir taraftan da bazen öyle cümlelere maruz kalabilirsiniz. Alsın, altılı sayın, liderler arasında. Hayır daha sonradan ne şey demiş? Sayın Erdoğan Çiller'i alsın tepe tepe kullansın. Biz siyasetin de, geldiği biz, yere bakın. Maalesef yani. Üsluba bakın. Üslup. Ama üslup şimdi bozulmadı. Aşağı yukarı bakın, 19-20 yıldır Demokrat siyasette Parti berbat bir üslup var. Genel Başkanı'nın bu cümleyi kullanmasında bir kusur var. Fakat insan mecbur kalınca. Düşünün bir partiniz var, genel başkansınız, örgütleriniz var, çalışma yapıyorsunuz, efor üretiyorsunuz, ter döküyorsunuz, para harcıyorsunuz. Birdenbire birisi geliyor, ben 20 yıl başbakanlık yaptım, sen burayı boşalt, ben geleceğim. O lafa maruz kalırsınız Gülgün Hanım, üzgünüm. Şimdi dün iki tane doktorun kavgasını duyduk mesela. O kavgaya maruz kalırsınız. Bir doçent doktor, profesör doktora... baskı yapıyor, nöbet yazmıyor, ameliyatını engelliyor. O kavgaya maruz kalırsınız. Yani bazen hayat sizi öyle bir noktaya getirir ki her şeyi söyleyebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Ben işte siyasetin geldiği noktada Çiller'in bu lafı siyasetin yemesini... Siyasetin getirildiği nokta diyebiliriz buna. Çiller'in bu lafı yemesi, karşı tarafta yine Sayın Erdoğan'ın adı kullanılarak böyle laflar, yarın seçim ortamında daha sertlerini, daha uygunsuzluklarını duyacağız, göreceğiz. İşte bir taraftan birazdan Sayın Vekilimiz bağlanacak. Yeni seçim yasası ile ilgili yaptırımlar, uygulamalar. Yani siz 40-50 yıldır var olan bir barajdan rahatsızsanız AK Parti daha önce daha güçlü dönemleri oldu. Bunu iptal edebilirdi, bunu aşağı çekebilirdi, bunu sıfıra indirebilirdi. Bugün gelinen noktada bakılıyor ki bizim ortağımızın %10 barajıyla sıkıntı yaşayacağı konuşuluyor ve sırf ortağı Milliyetçi Hareket Partisi için baraj %7'ye indiriliyor.
Neden %6 değil, %8 değil, %7? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin alabileceği oy oranı o orantıda. Ve yine bugün kabul gören komisyonda meclise sunulması öngörülen 7 madde var. O maddelerle ilgili de Sayın Aydoğan'dan, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aydoğan'dan, evet, ki kendisi komisyondaydı. Adalet Komisyonu üyesi. Evet. Komisyondaydı, bilgiler isteyeceğiz. Bir tarafta işte Rusya-Ukrayna'da hani Türkiye tamam güzel, bir aracılık başlatmanız güzel. Hani bir şeyler yapmanız, üretmeniz harikulade. Fakat karşıda da adam diyor ki Ukrayna, garantör istiyorum. Türkiye, peki siz neyin garantörünü kime nasıl vereceksiniz? Garantörlük verirken bir taraftan karşınıza hemen yanınızdaki Rusya'yı almayacak mısınız? Yani biz bir şey yaparken Gülgün Hanım sadece at gözlüğüyle bir tarafa bakıyoruz. Diğer tarafları göremiyoruz. Ekonomide de böyle. Yani bir gecede tamam kardeş ben döviz endeksli vadeli mevduat başlattım. Ama yarın bu dövizin nereye gideceğini kestiremiyorsunuz. Ve bugün işte gördük duyduk yıllık faiz %100'ü geçiyor. Dövize endeksli vadeli hesapta. Bankalar %18'e yakın veriyor. Doların bankalar kazandı. Doların farkıyla da düşünün faiz oranı dün biz hani faizi %10 Sayın Erdoğan işte dine bağlayarak faizi düşürdüğünü söyledi. Bugün yıllık aylık 3 aylık baz %27 açıklandı. %27'nin yıllık bazı %104'tür Gülgün Hanım. Evet. %104 faiz kazanıyor bu insanlar, parası olanlar. Yani bizim ülkemizde biraz sanki bu sıkıntı var. Böyle at gözlüğüyle kararlar alma, onu uygulama ve yanlara, aşağıya yukarıya bakmama sıkıntısı var. Çok yani zamları o kadar artık kanıksadık ki başımızı nereye çevirsek bir zam haberi var. Mesela Türk Telekom'a zam geliyor. Şimdi bu Türk Telekom neydi? Fransız Arap ortaklığı Oje Telekom'a satılmıştı. Oger diye telaffuz ediyor bazıları. Oje Telekom'a satılmıştı. Sonra bunlar içini boşalttılar, alıp gittiler. Sonra nereye geçti? Türk Telekom Varlık Fonu'na, değil mi? Geri aldı. Aynen. Paralar ödendi. Şimdi sıkı durun. Yani bu saatlerdir konuşulan bir şey. 1 Nisan'dan itibaren %67 oranında zam geliyor Türk Telekom'un toptan tarife fiyatlarına. Bu ne demek? Yani kasası doluyken sattınız. Kasası boşaltılınca geri aldınız. Şimdi kasayı doldurmak için yine vatandaşın sırtına vur. Sopayla vur. Bu artık kabul edilebilecek bir şey değil. %67 zam da nedir? Maalesef işte vatandaş artık öyle şeylere özel alıştı şirketler, ki. Özel şirketler, onlar da internet şeyi veriyorlar. Ben böyle bir internet hizmeti veren şirketin sahibi olsam tak diye fiyatını düşürür, bütün müşteriyi kendime çekerim. Ne demek özel, %67 zam? Özel ayıp şirketler yani, artık de ayıp. Şaşkın. Çünkü her an her şey olabilir, başınıza her şey gelebilir bir anda. Evet. İşte mazotta görüyoruz, ulaşımda görüyoruz zam. Başımıza gelenleri. Ne zam mı canım? %67'cik diyecekler o zaman, değil mi? Ya kabul edilebilir gibi değil. Ne diyorsunuz buna? Şimdi vatandaşımız artık temin söylemeye çalıştım. Alışılmış dert insanı öldürmezmiş. Biz o kadar alıştık ki artık zamlara, enflasyona, faiz kararlarına, bir gecede değişen sistemlere. Evet. Tabii bir taraftan iktidar partisi seçim öncesi bir takım kesimlere hitap etmeye çalışıyor. Bir takım kesimleri evet. Tavlamaya, kendine çekmeye çalışıyor ama öbür taraftan da olmuyor. Olmuyor. Şimdi bakın. Halka rağmen hiçbir şeyi yapamaz. Biraz sonra konuğumuza da sorarız. Şimdi bilgiyi paylaşıyorum hemen. Cumhurbaşkanı son dakika. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin olarak ben vatandaşıma onu aldatacak yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Altı çizilecek bir cümle. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor.
Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar, konuşurlar, adımı atarız, durum bu demiş. Şimdi bunu nasıl yorumlayacaksınız? Gülmeyin. Niye gülüyorsunuz? Ya otururlar, konuşurlar, kim konuşacak? Hayır ama bakın. Talimat diyor nereden ki geliyor? Vakti geldiğinde asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar, konuşurlar, adımı atarız, durum bu. Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için komisyon var, her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Şunun için tebessüm gösterdim. Acaba ne zaman sendikaların isteği olmuştur, vatandaşın isteği olmuştur, esnafın isteği olmuştur da yarın da olacak Sayın Erdoğan'ın açıklaması üzerine. İşte bir zam oldu. İyi kötü bir asgari ücrete zam oldu. Ama ertesi gün bir baktık ki vatandaş kendilerine verilen 3 liranın misli misli zamlarla geri alındığını gördüler. Evet. İşte bir programları vardı, pazar bütçeleri vardı, kira bütçeleri vardı, elektrik bütçeleri vardı. Bir anda bu bütçeler darmadağın oldu. Bir anda %100 fakirleşti insanlar. Bir anda hani ev alanlar perişan oldu. Kredisini bozanlar oldu. Evet canım. Yani işsizlik oranları önce her geçen gün arttı. İşverenler şaşkın. Asgari ücretin yükselmesiyle SSK'nın yükselmesi. İşte bir taraftan biz muhacirlardan, göçmenlerden şikayetçiyiz ama öte yandan muhacir onlar değil olmasa... Onlar şey, mülteci, sığınmacı. Onlar, muhacirlerimiz bizim çok kıymetli. Bunlar nedir? 8 milyon kişi. Öte yandan onlar olmazsa Türkiye'de birçok alanda iş göremeyecek insanlar. Yani esnaflar garson bulamıyor. Otoyıkamacılar eleman bulamıyor. Yani baktığınızda bu emekçi işi gibi bizi ayakta tutan, bizleri dirençli tutan temizlik işleri gibi yerlerde eleman bulmakta zorlanıyoruz. Sebebi şu, Türkiye'de halihazırda yaklaşık 20 milyon insan oturduğu yerden maaş alıyor. Bankamatik maaşı. Bakın yani ne kadar pis kokular var. Bunların içerisinde siz asgari ücreti yüzde kaça çıkarsanız da kurtarmaz. %50 zam yaptık dediler. Kurtarmaz. %50 zam yaptılar ama her şeye gelen şimdi zam %100, %150 zam geldi. Gülgün Hanım şöyle bir dengesizliğe bakın ki bu ülkenin en az 20 milyonu asgari ücretin yarısına razı iş bulamıyor. En az 20 milyonu da atıyorum asgari ücretin iki mislini beğenmiyor. Bir dengesizlik var. Mesela biz diyoruz ki bazen krizlerde işte hani kriz vardı da restoranda yer bulamıyoruz. Tatillerde, otellerde yer bulamıyoruz. Çünkü paralar inanılmaz bir kesimin elinde. Son 20 yıldır inanılmaz. Harcamasını bilmeyen, üretmesini bilmeyen, görgüsüzlüğün elinde. Evet. Cahilin elinde. Ve evet. İşte bir 20 milyonluk İstanbul ilinde yaşıyoruz, kentinde yaşıyoruz. Baktığınızda trafikte hala mazotun zammına rağmen trafik var. Mekanlar hala tıka basa dolu. Neden? 20 milyonun %10'unda para olsa 2 milyon insan yapar ki bu zaten yeterince kalabalık, yeterince bir yoğunluk. Yani şunu söylemek lazım. Bu gariban, işsiz, güçsüz, emekten yana, hakikaten bu ülke için bütün kanını, canını verenleri çok iyi bir gelecek beklemiyor. Onlar adına üzgünüm. Bir adaletsizlik var, adaletsizlik dağılımı var, paranın adaletsizliği var, siyasetin adaletsizliği var. İşte mesela şeyde de haklar belirleniyor. İşte ittifaklarda deniliyor ki, ben anlaşma gereği seni şuraya koyuyorum. İyi de kardeşim ben 20 yıldır buraya emek verdim. Para harcadım, imkanımı harcadım. Bir anda sizi bir kalemde bir yere öteleyebiliyorlar. Bu sadece iktidarın da suçu değil. Bu aynı zamanda siyasi partiler yasasının getirdiği nokta Gülgün Hanım. Liderlerin talimatıyla... Genel merkezlerin talimatıyla bunlar her zaman oluyor.
peki bunlara rağmen ne yapacağız? Halkın bilinçlenmesi lazım. Her şeye rağmen eğitimi elden bırakmaması lazım. Siyasete doğru insanların gelmesi lazım. Ben mesela çevremde eskiden çok görüyorduk biz. Böyle siyasete girmek istiyorum. Bir yerde görev almak istiyorum. Bugün yeni siyasi partiler kurulmasına rağmen ben biliyorum. DEVA'da, Gelecek'te, Memleket Partisi'nde yönetici bulunmuyor. Örneğin kulağıma gelen bir şey. Muharrem İnce'nin geldiği zaman kurduğu WhatsApp grubunun yüzde şu an yarıya yakını geri kaçmış. Genel merkez nezdinde kurduğu WhatsApp grubundan kaçmış. Onlar parti değil. Onlar maalesef hani kimi bir koltuk uğruna, kimi bir menfaat uğruna, kimi bir kendini bir yerde gösterme uğruna cephe aldıkları, konuşulandıkları bir yerler. Tabii Davutoğlu ki. Stratejik Derinlik kitabını yazdı. Okuyamadık kitabı. Şöyle okuyamadık, anlaşılmıyor zaten ne olduğu. Stratejistlere de sordum. Hadi ben stratejist değilim, tarihçiyim, dilciyim. Siz anlayabildiniz mi? 3-5 sayfa sonra bıraktık dediler. İnatla okumaya çalışanlar var. Kitabın özetini çıkarıp özetini okuduktan sonra anlamış. Şimdi neyse, profesör değil mi? Davutoğlu. Parti kuruyor. Nereden kurdu? Siyasete tepeden inen daha önce bir insan. Partinin mensubu olduğun partinin içinden bir takım adamları aldın. Ne değişti? O zaman soralım kararsızlara. Gidip ona oy verir misiniz? Ali Babacan aynı partinin içinden, bunlar kader birliği yapmış insanlardı, çıktı. O partinin içinden o da kendine yakın isimleri seçti. Bir parti kurdu. Değişen ne? Yeni bir söylem var mı? Şimdi dün ben aynı... bu altılı ittifakı da, buluşmaları da çok bir birey olarak anlamış değilim. Niye ittifak kuruyorsunuz kardeşim? Hayır, ittifak kurun. Ben bir partiye oy vereceksem o partinin söylemleri, programlarını okur, dinler, değerlendirir. Gider ona göre oy veririm. Çünkü lider önemli değil mi? Bir partinin lideri, söylemleri, partinin programı. O zaman Gülcün 6 Hanım, tane partiye ne ihtiyaç var? Tek parti altında toplanın. Hayır, lütfen mesela şunu bir önemsemek lazım. Cumhur İttifakı bugün için de aynı şeyi söylüyorum. Bugün bu ekranlarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hatalarını anlatıyoruz. 20 yıldır insanlar CHP'ninkini bir de şekilde, anlatıyoruz. Bir şekilde, hayır iktidar olduğu İyi için bir yere gelmek istiyorum. Yani, bir yere gelmek muhalefet istiyorum. Muhalefet yapmaktır. Bu parti 20 yıldır iktidarda kaldı. Yıprandı, hatalar yaptı. İşte eleştirdiğimiz konuları, ona rağmen hala bugün Türkiye'nin en çok oy alan partisi. Hangisi? AKP. Adalet ve Kalkınma Partisi. Ona rağmen hala birinci durumda. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde İyi Parti siyaset yapanlara bunu söylüyorum. Hiç empati yapıyor musunuz? Neden benim partim hala birinci değil? Mesela şey sorarım ben genelde. Maratonda koşuyorsunuz, önünüzde ikinci var. Onu geçerseniz kaçıncı olursunuz? Çoğunluğu bu soruya Gülgün Hanım birinci olurum der. İkinciyi geçerseniz. İkinciyi mutlaka geçerseniz birinci olamazsınız. İkinci kalırsınız. Bugün bütün bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hatalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi henüz birinci parti olmadı. Henüz oyunu ciddi anlamda artırmadı. Sorguluyor mu CHP bunu? Kararsızlar. CHP kadroları. Tarihinde ilk defa kararsızlar bu kadar. Mesela eskiden kararsızlar deyince biz %10-15 oranında düşünüyorduk. Şu an %25 bandında kararsızlar. Gidecek yer bulamıyor. Daha da artacak. Yani AK Parti'den kaçıyor. Nereye gideyim? Adam böyle bir şaşkın ördek gibi dolanıyor. Bakıyor ki yok kardeş. Galiba yine en iyisi bu. Hatta bu anlamda Tayyip Erdoğan'ın ben şeyi duyuyorum. Derin kulüste bunlar geçiyor. Abdullah Gül'le temas kurduğu, o yakınlaştığı. O çok dolaşıyor o Abdullah ifadeler. Gül'ü şayet ikna ederse yarın önce DEVA'nın direncini kıracağı, daha sonra geleceğin direncini kıracağı söyleniyor. Denenmişlerle bu olur mu? Abdullah Gül'ün de bu ülkede neler yaptığını biliyoruz. Abdullah Gül faktörü biraz zor. Eşler Gülgün Hanım sizin adınıza zor. Çok kanlı bıçaklı diye duyuyorum. Halk etkileniyor. Hayrünisa Gül'le Emine Erdoğan'ın çok ciddi bir mücadele içinde olduğuna ilişkin dedikodular mücadele var. Mücadele var biraz her zaman evlerde, iç işlerinde her zaman onun bu mücadele var. Onun için eş durumundan pek olmaz o iş.
Bakın biz olur olmaz bilmiyoruz. Biz söyleneni söylüyoruz. Ben de size tam tersini olabilir diyorum. Siz Abdullah Gül olmaz diyorsunuz, ben olabilir diyorum. Sebebi şu. Bakıldığı zaman Abdullah Gül'ün kurduğu Deva Partisi bir direnç gösteremedi. Çok fazla büyüyemedi. Mesela şu son yıllarda bir tek İYİ Parti oyunu artırmıştır %100 oranında. Son seçimlerde %7.5-7.8 civarındaydı. Şu İYİ anda Parti de bütün vitrinini değiştirdi. %16-17'yi bulduğu anketler çıkıyor. Demek ki ben şunu düşünüyorum. AK Parti'den kaçan seçmenlerin, yani %15 dolayında bir kaçan seçmen var son 2018 seçiminden 18 seçiminden sonra. En az %50'sinin İYİ Parti'ye gitme ihtimalini öngörüyorum ben. %50'sinin yani %7'nin DEVA gelecek ve bağımsız kaldığını düşünüyorum. Ama bütün bunların içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen %1 oya var mı? Yok. Peki nasıl? O zaman sayın, mesela şunu da duyuyorum ben komisyonda. Geçtiğimiz gün Gelecek Partisi İl Başkanı açıklama yaptı. Dedi ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ahmet Davutoğlu'dur dedi. Şimdi siz bunu iddia ediyorsunuz. Yarın DEVA Ali Babacan'ı masaya koyacak. Yani bu ülke Ahmet Kılıçdaroğlu diyor ki ben adayım. Cumhurbaşkanı seçer mi? Bu aslında ittifakın şimdiden kavga öncesi, ciddi bir kavga öncesi bir ön kavga. Desticiden de çatlak de sözler çıktı. Aynı şekilde. Orada da bir çatlak var. Değil mi? Yani sonuçta sizin ittifak hatırlatmanız üzerine. Grafiğe bakalım mı? Tabii ki. Şimdi seçmenin %46'sı bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Erdoğan yeniden aday olsa seçimi kazanacağını, %48'i ise kazanamayacağını belirtiyor. 46'sı kazanır diyor, 48'i kazanamayacak diyor. Bakalım kazanır mı? Kesinlikle kazanır diyenlerin oranı %15.5. Kazanır diyenlerin oranı %30.2. Kazanamaz diyenlerin oranı %31.1. Kesinlikle kazanamaz diyenlerin oranı %16.5. Fikrim yok diyenlerin oranı %6.7. Buna Bakın göre şimdi ne anlıyoruz? Buna göre ben şunu anlıyorum. Kesinlikle kazanırla kazanır toplamı kaç? Yaklaşık 46. İşte zaten yukarıda 46. var. %46'sı. %5 lazım buraya. %5'i kararsızdan %1/2 alsanız eder 3,5. Size %1,5 oy kaldı elinize. Ben Erdoğan olsam böyle okurum. Demek ki bana %1,5 oy lazım. Artı %1,5'un diğer kazanamaz, kesinlikle kazanamaz toplamı kaç? 31, 47,5, 48 diyelim. Önemli olan o kararsızlardan daha çok oy almak veya seçim ortamında bu oranı kendi lehine nasıl çevirebileceksiniz? Bir, kazanamaz ve kesinlikle kazanamaz kesimi eğer kazanmak istiyorsa bu ittifak masalarından daha doğru dürüst, insanları ikna edici, insanları kendine çekici kararlar çıkması lazım. Mesela bir ben şey kendi adıma bence. Bir vatandaş olarak ben ikna olmadım. 4,5 saat şey sürdü, bir şey yok. Gülgün Hanım bu nasıl olur? Muhalefet liderlerinin buluşması, 6 muhalefet liderinin düzenlediği 28 Şubat toplantısından haberdar mısınız? Evet diyenlerin oranı 53.7, hayır diyenlerin oranı 46.3. Şimdi bu evetin hayır diyenlerin içerisinde oranı çok önemli evetin ama. Yarısı zaten iktidar partili, iktidara oy veren. Hayırın yarısı yarın seçim kullanacak ama oy vereceği partilerin ne yaptığından bir Mart haber. Mart 2022'de yapılmış olan bir anket. Tabii daha yeni Metropol yapıldı. Anketi. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna göre dağılım. AKP'ye oy veririm %47. Hayır, vermem verir diyenler miyim, vermez %52. Miyim, CHP'ye oy veririm %59.8. Vermem diyenler. Yani CHP'nin oy oranlarının yükseldiğini görüyoruz ama. Hayır, bu CHP'nin oy oranı değil. Daha önce oy verenlere soruyor, verir misin, vermez misin? CHP %59 almıyor. Seçime gidip daha önce CHP'ye verenler diyor ki tamam ben %60'ı veririm. İYİ Parti'ye ya bu şey değil. Bir dakika, bu pazar milletvekili olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna göre dağılım.
AKP'ye oy veririm evet diyenler %47.8, vermem diyenler %52.2. 100 kişi değil mi? CHP'ye veririm diyenler %59.8, vermem diyenler %40.2. Yani bu biraz açıklayıcı evet. Toplantı değil. Sanırım Skype bağlantımızdan aradılar beni. Bir sorun mu var? Bir yönetmene sorarsanız. Öğreneceğiz. Bir sorun vardı. Hazırmış. Dönelim.